Yeniden merhaba değerli izleyenler, sevgili dostlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Survivor All-Star 2022 sezonu sonlara doğru yaklaşıyor dostlarım. En son bir araba ödül oyunu oynandı biliyorsunuz. Sonlara doğru gerçekten heyecan dorağa çıkmıştı. Batuhan ve Nisa arasında heyecan dolu anlar oldu dostlarım. Ve arabayı kazanan da sizlerin de bildiği gibi Batuhan oldu. Peki bundan sonra neler olacak? İzlemeyenler için şöyle kısadan bir hatırlatma yapayım. Dün Ada Konseyi'nde Acun Ilıcalı'nın önemli açıklamaları oldu. Dikkat çeken bazı açıklamalardan başlıkta şunlar var arkadaşlar. Birinci, adalar birleşiyor. Mavi kırmızıya mı, kırmızı mı maviye gidecek diye bir oylama yapıldı. Oylama 4'e 4 çıktı son oylamada. Hikmet benim mavi tarafta evim var, ben oraya gitmek istiyorum deyince 4'e 4 olunca Acun Ilıcalı da yarın yapılacak oyunda performans birincisi çıkan hangi tarafa gidileceğine karar versin dedi. Ve bu şekilde arkadaşlar hangi taraf hangi tarafa gidecek bu şekilde belirlenecek. Peki eleme adayları nasıl belirlenecek sorusuna Acun Ilıcalı şöyle cevap verdi. 3 oyun oynanacak. 3 oyunda en iyi performansı gösteren kişi birinci eleme adayını belirleyecek. 3 oyunda en iyi performansı gösteren ikinci yarışmacı da ikinci eleme adayını belirleyecek dedi. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam dostlarım. Durum bu arkadaşlar. Bugünkü oyunda bir de Murat Ceylan oylamayı, SMS oylamasını sonlandıracak. Oy atacak arkadaşlara buradan önemli duyurulur dostlarım. Eğer oy atıyorsanız bugünkü oyuna kadar zamanınız var ve sonlanacak. Gelişmeler bunlar, artık bireysele dönüyor dostlarım. Bundan sonra gerçekten çok heyecanlı. Bakalım İstanbul'a hangi yarışmacılar gidebilecek? Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Son dörtlü kimler olacak? Hep beraber göreceğiz. Şu anda sizlerin de bildiği gibi bütün yarışmacılar elinden gelen her şeyi yapacak. Bir de arkadaşlar eleme adayı olmak çok da problem değil. Çünkü Acun Ilıcalı'nın şöyle de bir açıklaması oldu. Haftalık bu oyunlarda, 3 oyunlarda her oyunda belli bir puan alınacak. Eğer puan belli bir derecenin üzerindeyse, siz eleme adayı olsanız bile puanınız yüksek olursa o eleme adaylığından çıkma şansınız da var. Böyle de bir durum da var dostlarım. Bunu da video bitmeden sizlere hatırlatmak istedim. Videoda söyleyeceklerim bu kadar dostlarım. Bugün heyecanla bekliyorum. Bakalım bireyselde ilk günde neler olacak, hep beraber göreceğiz. Videomu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.